Evet, hoş geldiniz. Yaz konserleri devam ediyor tabii, tam yoğun sezon geçiyor. Nasıl gidiyor konserler, çalışmalar? Konserlerimiz her yaz olduğu gibi çok yoğun geçiyor. Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya, Ege bölgesi, Ayvalık. Bu bölgelerde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir de üstüne Merve Özbey'in seslendirdiği Sevgili İngilizce benim projesindeki Vuracak şarkısıyla beraber gerçekten büyük bir dinleyicide talep oluştu. Bu vesileyle konserlerimizde gerçekten yoğunluk var. Öğlen ve akşam full time çalışıyoruz. Ege Akdeniz'in dışında artık Türkiye'ye de başladı. Mükemmel bir ikili oldunuz aslında Merve Hanım'la. Biz zaten 4-5 senedir ayrılmaz ikili olarak hem yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın eventlerinde hem Türkiye içinde yoğunluk olarak konserlerimizi veriyoruz. Tabii bu iş biraz da dinleyiciyi memnun etmekte zor bir iş. Bunu da becerebiliyoruz demek ki. Çünkü çıktığımız yerlere defalarca çıkıyoruz. Çok şükür diyelim. Yani özellikle ikili anlamında çalışanların birçoğu tutturamaz ama sizin artık 4. yılı da tamamladınız değil mi aslında? Bir tabii. Uyum süreci de var ve mükemmel de bir ikili oluştunuz aslında. Bunun arasında bir şey mi var? Özgüven var değil mi galiba? İkinizin arasında bir arkadaşlığın dışında başka bir şey var. Bunun sırrı ne? Yani zaten Merve ile çok iyi anlaşmamızın sahneye yansıması diyebilirim. Bazı zaman elektrik tutmayabilir yani. Birisiyle çalışırsınız ama sahnede çok iyi anlaşamayabilirsiniz. Biz sahnede hem çok eğleniyoruz hem de iyi müzik yapıyoruz. İlk günkü gibi o enerjimiz devam ediyor. Biraz onunla bağlantılı düşünüyorum. Bu sene müzik severlerin sanatçılardan beklentileri yeni şarkılar vardı ama bu sene şarkı yapan olmadı. Artık şarkı da yapılmıyor. Niye mi alıyorsunuz bunu? Hep aynı şarkılar çalınıyor. Aynı bütün her yere gittiğimiz zaman insanların bir şikayeti var. Aynı şeyleri dinliyoruz. Yeni şarkılar bekliyoruz. Yeni besteler bekliyoruz ama pek bu sene yapan olmadı. Doğru. Müzik üreten yok mu? Artık sektör değişti mi? Sadece bu sene değil yani. Bu geçirdiğimiz son 10 senedir aslında bakarsanız hani eskiden albümler yapılıyordu. 9-10 şarkı oluyordu. Belki de onun üzerinde şarkı oluyordu. Sanatçılar artık birer şarkı çıkarmayı tercih ediyorlar. Single adını verdiğimiz ya da bilemediğimiz maxi single. 4 şarkı, 3 şarkı. Biraz onunla bağlantılı. Tabii her yapılan şarkı da dillere dolanmıyor. Her şarkı dinleyici tarafından çok geniş kitlelere yayılmıyor. Zor bir iş. Konser de var bunun için. Evet. Hani loto kadar zor gerçekten. Bir şarkıyı tutturabilmek, dinleyicinin sevgisini kazanmak gerçekten zor. Senede 1-2 şarkı sivriliyor. Onlar tabii bütün sene boyunca çalıyor. Belki öbür seneye bile yansıyor. Aynı şarkının popülaritesi. İşte bu az üretimin sonucunda da aynı şarkıları daha çok dinlemiş bulunuyoruz. Yeni yetenekler çıkmaya başladı. Önümüzdeki senelerde çok daha yeni isimle buluşacağımızı tahmin ediyorum. Müzikte artık daha cesaretli gençler görüyorum. O yüzden ileriki senelere daha ümitle bakıyorum. Bir de özellikle bölgeye göre baktığımız zaman her yerde dinlenen müzik farklı farklı. Mesela burası tatil yerlerinde insanlar daha çok hareketli parçalara yer veriyor. Diğer bölgeye gittiğiniz zaman başka parçalar üretiyor. Aslında bunun içinde rap ve hip hop da belki popun da biraz üstüne çıktı. Nüfus gençleştikçe müzik tarzı da değişiyor bir yandan da değil mi? Tabii doğru. Yani bir şarkı dizide meşhur olabiliyor. O oradan nerelere vesile oluyor. Yani sadece bir dizi müziği için yapılmış, ona özel yapılmış bir şarkı. Daha sonrasında geniş kitlelere yayılıyor. İşte bu yazlık mekanlarda, kulüplerde çalınmaya başlıyor. Bazı şeyler gerçekten spontane oluşuyor. Yani siz isteseniz de istemeseniz de onu dinleyici bir şekilde alıp bir yerlere taşıyor. Onu bilemiyorsunuz yani gerçekten loto gibi bir şey bu. Özellikle sanatçıların en çok tabii ki ekmeğini kazandığı yaz sezonları. Ama gerek ekonomik şartlardan, gerek işletmelerin maliyet açısından DJ'ler ön plana çıkıyor ve önüne gelen de DJ'lik yapmaya başladı. Yani profesyonel olan da, hiç işi olmayan da DJ'lik yapmaya başladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani herkesin DJ'lik yapması doğru bir şey mi aslında? Bu arz talep meselesi diye düşünüyorum. Şimdi
kişinin mesleği, gerçek mesleği farklı olabilir. Ama yani halkın takdir ettiği bir durum var. Sonuçta onu halk beğenmiş, benimsemiş, bir programda görmüş vesaire. Başka bir işle uğraşıyor olabilir ama onu gittiği mekanlarda da görmek istediği zaman müzikle alakalı bir bağdaştırma söz konusu. En kolay, en yapılabilir işte meslek tabii. Meslek gibi gözüken, hani aslında hiç öyle değil. Gerçekten bu işe yıllarını vermiş, çok emek vermiş insanlar var. Çok da zor bir iş, hiç kolay bir iş değil. O yüzden çok net değerlendiremiyorum. Yani bu popüler kültür. Yani dünyada da böyle. Hani dünyada da örnekleri var. Orada da bir manken ya da başka bir işle uğraşan bir insan DJ olarak insanların önüne çıkabiliyor. En son Amerika'da en yakışıklı Malcolm olarak seçilen ve şimdi DJ'lik yapıp bir anda köşeye dönen Maki gibi insanlar da çıkıyor değil mi? Yani haberim yok ama bahsettiğiniz kişiyi tanıyorum. DJ'lik yapmadığını bilmiyorum. Evet, DJ'lik yapıyor. Hani çok fazla ilgilenmiyorum. Yeni meslek dalı oluştu yanda bende. Proje var mı bu anlamda? Şu an Merve Özbey'in yeni yakında çıkmak üzere hazırlamış olduğumuz bir albüm var. O rock dolu bir albüm. 10 şarkılı mı şu an? Onu yakın zamanda dinleyiciye sunacağız. Onun haricinde benim birkaç tane yeni isim projem var. Onları bitirmeye çalışıyorum. Hem bu yoğunlukta tabii ikisi biraz zor oluyor. Bakalım kısmet, herhalde okulların açılmasıyla beraber bu projelerle dinleyiciye buluşturacağız. Bu arada Merve Hanım demişken yeni bir galiba ilişkisi de başladı. Hayırlı olsun diyelim. Bu profesyonel anlamda işine de katkı sağlar mı moral motivasyon açısından? Bilemiyorum yani şey tabii insanın özel hayatında da iş hayatında da mutlu olması her zaman bir özgüven, bir motive edici bir durum. Ama kendisini muvaffak görürsünüz zaten. Onun sorunu o daha iyi açıklar herhalde. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.